İzmir Torbalı'da 4 yıldan beri pamuk yetiştiriciliği yapmaktayız. Torbalı Pancar Mahallesi'nde çiftçilik yapmaktayım. 800 dürüm pamuk ekmekteyim. Damlama sulamayı bu yıl ilk defa kullanıyorum. Damlama sulamayı kullanma sebeplerim 1. Verim arttırmak, 2. Randımanı yükseltmek. Arazimizin eğimli ve su alınırlığı zayıf olduğu için damlama döşemeye karar verdik. Damlama borusu olarak Sittirlen İS kullandım. Damlamadan da, borudan da memnunum. Geçen yıldaki verim ile bu yıl verim arasında %10 bir artış, lif kalitesinde, randımanda ise 40 randımanlardan 44 randımanlara artış olduğunu görüyorum. Hedefimin damlama sulamada, pamukta çok güzel etkisi olduğunu gördüm gözümle. Pamuğu güzel geliştirdi, istediği suyu verdik, istediği anda ilacımızı verdik, idealdi. Lif olması da çok güzel, dolgun, elyafı falan güzel pamuk. Tarak kaybını %80 önüne geçmiş bulunmaktayım. Daha önceki yıllarda salma sulama yaptığımda hastalıklarla ve zararlarla rahat mücadele edemiyordum. Bu yıl ise damlama sulamada bugün suladığım yeri akşamına çok rahat ilaçlama yapabiliyorum. Damlama sulamada yabancı ot diye bir şey olmadı. Neden? Pamuk gür olduğu için kapattı. Kapatınca alttaki yabancı otlar güneş görmediği için kurudu gitti. Büyüyemedi. Ama karık sulamada, salma sulamada olduğu zaman su kayıp gidiyordu, yabancı otlar pamuklara geçiyordu. Damlama sulamada enerji tasarrufumuz var, su tasarrufumuz var. Netafim ile damlama sulamada geçen yıllara göre işçilikte %80 tasarruf sağladık. Gübrelemede ise istediğimiz zaman istediğimiz gübreyi verebildiğimiz için verimde istediğimiz artışı alabildik. 50 kilo atıyorsan hepsini bir anda atıyorsun, o mahsule kuvvetli geliyor. Bu sefer yakıyor mahsulü. Ama damlamada gün gün veriyorsun. Gün gün verdik diyense alma özelliği daha güzel oluyor. Pamukta kaliteli ürün ve verim artışı elde ediyoruz. Netafim damlama sulamayı bütün Türkiye çiftçilerine tavsiye ediyorum. Ben tanıştığımıza memnunum. Netafim'e çalışanlarına, sorumlularına, ilgilendikleri için bugüne kadar çok çok teşekkür ederim.